Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 6. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. 3. ünite ondalık gösterimlerde çözümlemedeyiz arkadaşlar. İlk önce konumu büyütüyorum. Bu merak bilgi. Bir ondalık gösterimi çözümlemek, o ondalık gösterimi rakamların basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazmaktır. Örneğin 53 tam %76 sayısında 5 onlar basamağında olduğu için 5'in basamak değeri 5 çarpı 10, 3 birler basamağında olduğu için 3'ün basamak değeri 3 çarpı 1, 7 onda birler basamağında olduğu için 7'nin basamak değeri 7 çarpı 1 bölü 10, 6 Yüzde birler basamağında olduğu için altının basamak değeri 6 çarpı 1 bölü 100'dür. Buna göre 53 tam 76'nın çözümlenmiş şekli, bakın bu şekildedir. Bu ifadeyi 5 çarpı 10 artı 3 çarpı 1 artı 7 bölü 10 artı 6 bölü 100 veya 5 çarpı 10 artı 3 çarpı 1 artı 7 çarpı 0 tam onda bir artı 6 çarpı 0 tam yüzde bir şeklinde de yazabiliriz. Şimdi arkadaşlar, buraya bakalım. 307 tam binde 843 sayısının çözümlenmiş halini inceleyelim demiş. Tam kısım 307, kesir kısım 843. Şimdi 300'ler basamağında olduğu için rakamın basamak değeri 300. 0'ın basamak değeri 0. 7 birler basamağında olduğu için basamak değeri 7. 8 onda birler basamağında olduğu için basamak değeri 0 tam onda 8. 4 yüzde birler basamağında olduğu için basamak değeri 0 tam yüzde 4. 3 birinde birler basamağında olduğu için basamak değeri 0 tam binde 3. Sayının okunuşu 307 tam 1843'tür. Çözümlenmiş hali 3 çarpı 100 artı 7 çarpı 1 artı 8 çarpı 1 bölü 10 artı 4 çarpı 1 bölü 100 artı 3 çarpı 1 bölü 1000'dir. Şimdi bize bir tane örnek vermiş onu biz yapalım. Sayım, sayımın okunuşunu yazıyorum ilk önce arkadaşlar. 278 tam. 2, Yüz, 70 8 tam binde, de 100 90 6 Şimdi arkadaşlar 2 Yüzler basamanda olduğu için rakamın basamak değeri 200'dür. 7 onlar basamanda olduğu için basamak değeri 7 çarpı 10'dan 70'tir. 8 birler basamanda olduğu için basamak değeri 8'dir. 1 onda birler basamanda olduğu için basamak değeri 0 tam onda 1'dir. 9 yüzde birler basamanda olduğu için basamak değeri 0 tam yüzde 9'dur. 6 binde birler basamağında olduğu için basamak değeri 0 tam binde 6'dır. Şimdi çözümlenmiş halini yazalım. 2 çarpı 100 artı 7 çarpı 10 artı 8 çarpı 1 artı 1 çarpı 1 bölü 10 artı 9 çarpı 1 bölü 100 artı 6 çarpı 1 bölü 1000 olarak gelir. Aşağıdaki ondalık gösterimleri çözümleyiniz demiş. 32 tam yüzde 87. 3 çarpı 10 artı 2 çarpı 1 artı 8 çarpı 1 bölü 10 artı 7 çarpı 1 bölü 100. Devam ediyorum. B'ye geldim. 0 tam binde 124. 1 çarpı 1 bölü 10 artı 2 çarpı 1 bölü 100 artı 4 çarpı 1 bölü 1000. C'ye geldim. 58 tam binde 245. 5 çarpı 10 artı 8 çarpı 1 artı 2 çarpı 1 bölü 10 artı 4 çarpı 1 bölü 100 artı 5 çarpı 1 bölü 1000. Bu da bu şekilde geldi. Devam edelim. Aşağıda çözümlenmiş halleri verilen ondalık gösterimleri yazınız demiş. 2 çarpı 100 200'dür. 4 çarpı 10 40'tır. 5 çarpı 1 5'tür. 5'tir. Yani 245 tam oldu. 6 çarpı 1 bölü 10 0 tam 10'da 6'dır. Yani arkadaşlar buraya 6'yı yazıyorum. 8 çarpı 1 bölü 100 0 tam %8'dir. Yani buraya da 8'i yazdım. 245 tam %68. Buraya geldik. 9 çarpı 1000 9000. Sonra bakın direkt onlar basamağına düştü. Yani yüzler basamağında 0 var. 2 çarpı 10 20 tam yani 9020 tam 8 ile 8 çarpı 1 bölü 10 arkadaşlar. Onda birler basamağında olan 8'dir. Çarpı pardon burada artı 5 çarpı 1 bölü 100 vermiş. Yani buraya da 5 gelecek. 9.020 tam 85. 6 çarpı 100, 600. Artı 1 çarpı 10. Bunu daha açık yapalım. 6 çarpı 100 yüz, 600'dür artı 1 çarpı 10 on, 10'dur artı 4 çarpı 1 bölü 100 0 tam %4'tür. Buranın toplamı da 610 tam %4 olarak gelir. 8 çarpı 1000 8000 6 çarpı 1 6 2 çarpı 0 tam onda 1 0 tam onda 2'dir artı 4 çarpı 0 tam %1 0 tam %4'tür. Buranın toplamı 8006 tam 24 olarak gel gelir. 6 çarpı 100, 600. 5 çarpı 10, 50. 8 çarpı 0 tam yüzde 1. Burası arkadaşlar 0 tam yüzde 8'dir. Artı 9 çarpı 0 tam binde 1, 0 tam binde 9 olarak gelir. Burayı topladığımda da 650 tam binde 89 olarak bulurum. Devam ediyorum. 524 tam binde 79 ondalık gösteriminin çözümlenmiş halini istiyor. Biz ilk önce aşağıda yazalım. 5 çarpı 100 artı 2 çarpı 10 artı 4 çarpı 1 artı 7 çarpı 1 bölü 100 artı 9 çarpı 1 bölü 1000. 5 çarpı 10 üzeri 2. Bakın burası zaten 100'dür. Bu şekilde vermiş. Artı A çarpı A ne buradan? Bakın 2 olarak geldi. A eşittir 2. Artı 4 çarpı 10 üzeri b. Bakın 4 çarpı 1'miş. 10 üzeri b'nin 1'e eşit olması için b'nin 0 olması gerekir. Artı 7 çarpı 1 bölü 10 üzeri c demiş. Bakın 10 üzeri c'nin 100 olması gerekiyor. Yani c 2'dir. Devam ediyorum. Artı 9 çarpı 1 bölü 10 üzeri d. 10 üzeri d'nin arkadaşlar 1000 olabilmesi için d'nin 3 Değerini alması gerekir. Bunların toplamını istiyor. 2 artı 0 artı 2 artı 3. Burası 7 olarak gelir. Sayfamı temizleyip arkadaşlar son etkinliğime geçerim. Aşağıda Hasan, Yaşar, Recep, Yalçın ve Ahmet'in kilogram cinsinden kütlelerini ifade eden ondalık gösterimi çözümlenmiş şekli verilmiştir. Buna göre 5 arkadaşın kütlelerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Şimdi şöyle büyütelim. 9 çarpı 10. 90. 6 çarpı 0 tam 10'da 1. 0 tam 10'da 6 artı. 3 çarpı 0 tam %1. 0 tam %3'tür. Buranın toplamı arkadaşlar 90 tam %63 olarak gelir. Şurayı bir küçültelim. Öyle devam edelim. Evet. Yaşara geldim. 8 çarpı 10. 80. 1 çarpı 1. 1. 2 çarpı 0 tam %1. 0 tam %2 olur. Buranın toplamı 81 tam %2 olarak geldi. Recep 8 çarpı 10. 80 artı 4 çarpı 1 4 artı 5 çarpı 0 tam onda 1 0 tam onda 5 olur. Buranın toplamı da 84 tam onda 5 olur arkadaşlar. Yani %50 olur. Yalçın'a geldim. 7 çarpı 10 70 artı 4 çarpı 1 4. Yalçın 74 kilo. Ahmet'e geldim. 8 çarpı 10 80. 8 çarpı 1 8. 9 çarpı 0 tam onda 1 0 tam onda 9 artı 1 çarpı 0 tam %1 0 tam %1 olarak gelir. Buranın toplamı da 88 tam %91 olarak geldi. Küçükten büyüğe doğru sıralamamı istemiş. En zayıfları Yalçın. Sonra arkadaşlar Yaşar geliyor. Sonra Recep. Sonra Ahmet ve son olarak arkadaşlar Hasan geliyor. Hasan en kiloluları dedik. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.